Baban aşkımıza asla izin vermez Leyla. Beni bırakma Ferit. Sensiz yaşayamam. Baban bizi asla ayıramaz. Çünkü seni çok seviyorum. Olmaz Leyla. Olamaz. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. En iyisi yol yakınken ayrılalım. Ferit. Ferit lütfen. Ulan Edut'um. Kuzum niye ayrılıyorsun gül gibi gardan? He? Bir daha birbirimizi görmeyelim Leyla. Ferit niye gidiyorsun? Hani aşkımızın gücü... Ulan öyle yakoçit, öyle alttan alttan alma kızım. Hemen götür nikah masasına oturdun, öyle imam nikahından yatın da. Ama babam büyük bir ihtimalle 10 bin liralık banknot şeklinde kesilmiş gazete kağıtlarını suratıma fırlatıp... ...kızım senin gibi meteliksiz birine kalmadı delikanlı. Al bu paraları da def ol diyecek. Ayrılmamız lazım Leyla. Beni lütfen anla. Ulan dursun, işi yokuşa sürme oğlum da. He, nereden bulacaksın böyle zengin bir güzel kızı he? Kaçır beni. Aferin kız. Haçan böyle kerpeten gibi garı olasın he. Tut bunu kopartasın. O seni kaçırmasa sen onu kaçırma. Başımın belası dersin. Leyla, senin için dağları, sokakları bile delerim. Ama baban bizi dünyanın öbür ucuna kaçsak da bulur. Yapacak bir şey yok. Ulan, ayrılmalıyız. Durma beni. Nasıl? Bak ben gelip bulacağım seni sonunda he. Küçük bir kasabaya gidip babamdan ve paralardan uzak mutlu bir hayat sürelim. Lütfen Ferit. Beni anlamadın. Ulan çok değil. Dünya gosit gibi 5-10 tane darı olsa bütün tursunlar düze getiririz he. Beni bırakıp da bana döndüğüne çok sevindim. Zaten ben sensiz yapamazdım hayatım. Ulan geri dön ulan. Ulan geri dönsene. Demek o temiz suratın altında bir tursun varmış. Ulan tursun gibi yuvasını bırakıp gideni ben cezasız mı bırakacağım ulan? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Da beni böyle bırakıp gitmişti de. Kızım Asiye bu öyle değil bu diyorum daha. Ulan bu Ronis abi, Filiz abi. Edison öyle değil, bırakıp gideyi Hulya Koç'u yedi de. Filmin sonunda ikisi de çok mutlu öyle. Benim filmimin sonu niye mutlu bitmeyi? Ey güzel Allah. Bu sarp sınır kapısını benim yuvam yıkılsın diye mi açtın he? Tövbe estağfurullah de günah geleceksin. Senin Tursun'un da kabahat vardır. Karadeniz'in bütün uçaklarından ateşaların peşine düşmedi ya. Düşmedi ya. Benim moralim bozuldu. Ben odama cüdeydim. Sizin de filminizin içine ettim. Kusura kalmayın emin değilim. Yok yok. Ben gideyim. Bana bu ne dedi bu kız Emine? Tam ola Dursun'u unuttu derken gene bir şeyden aklına geliyor. Ondan sonra da kaybediyor kendini işte. Evet, ben Handan'ı seviyorum. Niçin benim mutlu bir aile hayatım olmadı? He? Herkesin iyi kötü, kör topal bir garısı, bir kocası var. Ve evlilikleri 90 dakika süreyi. Benim evliliğimin daha ilk yarısı oynanırken tatil oldu. Ne olurdu? Sanki ne olurdu? Muncuruna ettiğimin Tursun'u adam gibi adam olsaydı da Arçil ve Sota gibi birbirimizden hiç ayrılmasaydık. Hacım böyle odaya girdiğimde Tursun gelip arkamdan çok mu yoruldun karıcığım deyip hava böyle bir sarılsaydı. Sonra beni böyle bir yatağa atsaydı. Ne olur sanki. Ha ben de böyle cilvelaşıp ula yapma ola. He? Deli olsak yapmasana. He? Bir tarafımı kıracaksın yoksa deseydin. Bu yastık da Tursun'un bet muncuruna benzedi. Üstüne bir şeyler giydirelim de üşümesin. Hatta şimdi giy bakalım pijamalarını. He? Leş gibi de kokaysın he. Hadi bakalım. Şimdi köşende güzel güzel otur. Ulan Tursun, niye eve geç geliyorsun he? Evde bir garın olduğunu unutuyor musun yoksa? Tamam. Bak seni bu seferlik affediyorum ama bir dahaki sefere yaparsan o kahveye gelir okey taşlarını sağa yediririm haberin olsun he. Ula keçi, nasıl tanıştığımızı hatırlıyor musun he? Avnaker'in kapalı tribünündeydik. Son dakikada Fener'e bir tane sallamıştık ki sevinçten göz göze gelmiştik seninle, hatırlıyor musun? Ula garçıdan para, hatırlıyor musun? Sonra hemen yanıma gelip çaktırmadan
kibrit kutusunun içine telefon numaranı yazıp atmıştın. Sonra seninle Beşiktaş maçına gitmiştik. Daha sonra beraberliğimiz artınca Ganita'ya inmiştik. Ula serseri. O zamanlar kulağıma ne fısıldamıştın hatırlıyor musun he? Ne demek dün yediğimi bile hatırlamıyorum. Yoksa söylediklerimde ciddi değil miydin? Seni Hamsi'den ve Trabzonspor'dan daha çok seviyorum dediğini ne çabuk unuttun he? Dur söyle. Beni seviyor musun he? Çok sevdin mi beni? He. Ben de seni çok sevdim he. Hatırladın mı? Hani evlendikten sonra makyaj yapmam için bana bordo rujla mavi kalem almıştım. Eğer çok istiyorsan ben gene makyaj yapar. Bulamadım. Mutlu yuvamız vardı. Neden bu taşaların peşinde gittin he? Yediğinizde yemediğin ardında değil miydi he? Göbeklerinin reklamlardaki gibi bembeyaz etmeyi miydin he? O peşinde koştuğun karların üç tane mi bacağı vardı? Zırhıma! Gökünüz kursun he? Beni bırakıp gittiğinde herkes bu kar sopana bir gün evine dönecek dediler. Bakarlar dönmedim ulan! He? Ne dedin ne dedin? Ulan Trabzonspor'un yönetim kurulu gelse bile seni affetmeyeceğim ulan! Benim kırılan kadınlık gururumu kim kurtaracak he? Kim tahmin edecek? Söyle dedim ulan! Sana benim yakışır şahımda yakışır bir cenaze töreni düzenlemekten başka elimden bir şey gelmez benim. Bileziklerim boğazında kalsın! He? Boğazında kalsın! Hiçbir sözüne inanmıyorum! Sana güvenmiyorum! Ula tepesi cemil adamlar evi bastı. Ula tepesi cemilde para alıp da simentoya yatıran ha bu kafama yediğim ben. Tamam tabanca sesin Hamsi'nin odasından geliyor. Öyle çabuk mi? Gidelim. Kızcağızın morali bozuktu kendini bir sana yanıtı yürüp. Seni affetmeyeceğim ula. Affetmeyeceğim. Ne ediyorsun? Ula yastığı aracılığa dışı değilsin kızım. O herhangi bir yastık değildir Cemal abi. Otursun zamanısıdır. Hak etmiş idi bunu. İnce ince